Ajansı burada noktalıyor ve sizi Iğdır'a götürüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halkla buluşmasında konuşuyor. Tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki, köylerindeki kardeşlerime sevgilerimi yolluyorum. Bereketli Ovası'yla, Haşmetli Ağrı Dağı'yla, Ermenistan, Nahçıvan ve İran'a kapı komşuluğuyla, coşkulu Aras Nehri ile Iğdır bugün bir başka güzel. Hemen yanı başımızda Erivan, 1912 yılına kadar ayakta olan 42 muhteşem camisiyle Iğdır'ın kader arkadaşıydı. Bugün Erivan mahzun. Iğdır'da günde 5 vakit ezanlar okunurken Erivan hüzünlü bir suskunlukla onu takip ediyor. Iğdır'da Caferi, Şafi, biz bu mübarek Berat gecesinde Hazreti Peygamber'i ve Ehli Beyt'i salavatlarla anarken Erivan sessizliğe gömülecek. Hanefi kardeşlerimiz camileri doldurup ibadetlerini ederken Erivan kendi yalnızlığına eşlik ediyor. Sahip olduğumuz imkanların kıymetini çok iyi bilelim kardeşlerim. Kürt olabiliriz, Azeri olabiliriz, Türk olabiliriz, Kürtçe konuşuyor olabiliriz, Türkçe konuşuyor olabiliriz, Sünni olabiliriz, Caferi olabiliriz ama hep birlikte Türkiye'yiz. Bunu unutmamamız gerekir. Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin dediği gibi bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bunlardan hangisinde bir çatlama meydana gelse, inanın bana hepimizin geleceği kararır. 100 yıl önceki Erivan'la bugünkü Erivan'ın farkını görüyorsunuz. Kafkasya'da, Balkanlarda yaşanmış olanları, yaşananları görüyorsunuz. Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da, Orta Afrika'da olanları görüyorsunuz. Biliyorsunuz, bizim Iğdır başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu bölgemizdeki vilayetlerimizde birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, böylesine güçlü vurgu yapmamızın sebebi işte bu. Bu ülkenin son 200 yılına bakınız. Birliğimizi, beraberliğimizi kaybettiğimiz yerlerde sadece bir mevziyi değil, her şeyimizi kaybediyoruz. Ne diyor merhum Mehmet Akif? Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Evet, yüreklerimizin toplu vurmasını sağlamak zorundayız. Bizim bu coğrafyada 1000 yıldır verdiğimiz mücadele Türklük, Kürtlük değil, varlık yokluk mücadelesidir. Takip ediyorsunuz işte. Dün Abdülhamit için söylediklerini, Menderes için, Özal için söylediklerini bugün bizim için söylüyorlar. Neden biliyor musunuz? Hesapları bozuldu da onun için. Biz 12 yıldır vesayetle çarpışa çarpışa bugünlere geldik. Bizim elde ettiğimiz her başarı onların hesabında açılan bir delikti. 2007 yılında Cumhurbaşkanlığı krizinde milletimizle birlikte bu hesabı bozduk. 2010 yılında anayasa değişikliğini referanduma götürerek milletimizle birlikte bu hesabı bozduk. 2013'te Gezi ve 17-25 Aralık'ta kurulan tezgahı 2014 seçimlerinde milletimizle kol kola vererek yine bozduk. Bugün önümüzde yine bir oyun var. Bölücü örgütün güdümündeki partinin eş başkanı üst akıl değil ortak akıl diyor. Bu ortaklığın içinde kimler var biliyor musunuz? Burada milliyetçi olduğu iddiasındaki partiyle
Bölücü örgütün güdümündeki partiyi bir arada görüyoruz. Ana muhalefet partisiyle paralel ihanet şebekesini aynı ortaklığın içinde görüyoruz. Amerika'daki yayın organlarını, ülkemizdeki darbeci bazı medya kuruluşlarını, Ermeni lobisini aynı ortaklığın içinde görüyoruz. Peki bunlar kime karşı ortaklık kurmuşlar? Bize karşı ortaklık kurmuşlar. Hükümete karşı ortaklık kurmuşlar. İmam Hatip okullarına karşı, dini müesseselere karşı ortaklık kurmuşlar. Bunlar millete karşı ortaklık kurmuşlar. Biz millete hizmet için çalışıyoruz. Onlar millete karşı ortaklık kurmak için çalışıyor. Aramızdaki fark bu. Değerli kardeşlerim, müsaade ederseniz şu ceketimi çıkarabilir miyim? Kardeşlerim, bölücü örgütün güdümündeki partiyle milliyetçi olduğu iddiasındaki partiyi aynı çatı altında buluşturan aklın sizin hayrınızı düşünmesi mümkün mü? Birisi siyasi Kürtçülük yapıyor, birisi siyasi Türkçülük yapıyor. Hiç farkı yok. Al birini vur öbürüne. Ana muhalefet partisinin kendisini bırakıp eş başkanların partisi için oy dilendiği bir ortaklıktan hayır çıkması mümkün mü? Bakınız, bir iki gündür diyor ki Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde klozetler altın kaplamaymış. Dün akşam TRT'de canlı yayındaydım. Oradan Hodri Meydan dedim. Ve bu sabah da genel sekreterim kanalıyla yazılı olarak kendisine hemen bir bildiride bulundum. Ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet ettik. Gel bütün tuvaletleri gez. Bakalım bir tane altın kaplama klozet bulabilecek misin? Eğer bulursan ben Cumhurbaşkanlığı makamından çekileceğim. Ama bulamazsan şu Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına bela olmaktan çekilecek misin? Eğer zerre kadar kişilik varsa, zerre kadar haysiyet varsa bu yazılı davetime uyar, gelir orayı gezer görür. Aksi takdirde söyleyeceğim başka şeyler var. Şimdi onlara girmiyorum. Bunların kılavuzu karga. Kılavuzu karga. Şu hale bak. Günlerdir söylediği laf bu. Altın kaplama klozet. Altın klozet. Ya bir siyasetçi, bir partinin genel başkanı olduğunu iddia eden kişi bu tür yalan yanlış şeyler söyler mi ya? Geldiğimizden beri bardak çanak bunlarla uğraşıyor. Biz geldiğimizden beri ne bardak aldık ne çanak aldık. Geldiğimizde ne varsa onlarla çalışıyoruz. Ama iftira atacak ya. Bu iftira için mantık şu. İftira at, tutmasa iz bırakır. Mantık bu. Hepsi aynı. Pensilvanya ile Kandil'in ülkenin ve milletin ayrına bir meselede bir araya gelmesi mümkün mü? Ama bak şimdi geldiler. Niye? Çünkü 99'da bunların hoca efendisi vardı ya, kaçtı gitti bu ülkeden. Nereye kaçtı gitti? Amerika'ya, Pensilvanya'ya. Ya sen hoca efendi değil misin? Mekke'ye, Medine'ye gitseydin ya, orada ne işin var? Şimdi küçük imamlar buradan başladı. Onlar da kaçıyor. Niye? Dedik ya, inlerine gireceğiz. Evet, şu anda inlerine girdik. Ve şimdi kaçıyorlar. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Hukuk içerisinde ne gerekiyorsa bunu yapacağız. Değerli kardeşlerim,
Bakın şunu söylüyorum. Ben Iğdırlı kardeşlerime özellikle şunu söylüyorum. Iğdır bu oyuna gelir. Ama o zaman 7 Haziran bir milattır, unutmayın. 6-8 Ekim olaylarında insanları sokağa döküp 50 kişinin ölümüne yol açan eş başkanı, türkü bar sanatçısı havasında pazarlamak için var güçleriyle çalışıyorlar. Bir eline saz veriyorlar, bir eline mikrofon. Bunları da artık görmeye başladık. Ve böylece palazlamaya çalışıyorlar. Ve kardeşlerim, söylüyorum, bugüne kadar Kürt kardeşlerimin tarihi, kültürü, inancı, geleceği için ağzından tek söz çıkmamış olanların barajı geçmesi için İstanbul'daki elitler seferber olmuş durumda. Bu aydın maydın geçinen karanlıklar var. Seferber olmuş durumda. Bunlar ne aydını ya? Yani bu ülkede 50 kişinin ölümüne neden olan bir insana aydın denilebilir mi? Üçüncü kattan Yasin Börü'yü atıp bıçaklamak suretiyle üzerinden arabayla geçerek onu şehit edenlere bu ülkede bu tür aydın geçinenlerin destek vermesine ne diyeceksiniz? Karanlık. Değerli kardeşlerim, açık net söylüyorum. Bunlar kandan besleniyor, kandan. Yaptıkları iş bu. Arkalarında terör örgütü olmasa bu oyları almaları mümkün değil. Hep tehdit. Hep tehdit. Şimdi geliyorum. Çok enteresan. Şurada bir grup. Affedersiniz. Edebim müsaade etmiyor tabii de. Sırtlarını dönerek işaret yapıyorlar. Ya siz de zerre kadar nezaket varsa, haysiyet varsa, yani siz zerre kadar kabiliyetiniz varsa siyasette yer parlamentodur. Orada konuşursunuz. Meydanlarda konuşursunuz. Kalkıp da bu tür tehditlerle, bu tür affedersiniz ahlaki olmayan yöntemlerle bir yere varamazsınız. Ben 40 yıldır siyaset yapıyorum. Elhamdülillah. 40 yıllık siyasetimin içerisinde aldığım dini terbiyem, ahlaki terbiyem hiçbir zaman böyle bir yönteme tevessül etmeye müsaade etmemiştir. İşte çıkmış. Ne diyor? Taksim bizim Kabe'mizdir diyor. Benim inançlı, dindar Kürt kardeşim Taksim benim Kabe'mdir der mi? Bir zamanlar Cumhuriyet Halk Partililer hangi zihniyeti bu noktada konuşturuyordu? Kabe Arap'ın olsun, bize Çankaya yeter diyorlardı. Birbirlerinden farkı yok, görüyorsunuz. Al birini vur öbürüne. Aynı. Ama bizim Kabe'miz Mekke. Orada. Orada. Şimdi ben inançlı, dindar Kürt kardeşlerime sesleniyorum. Çünkü bunların daha kaçırdıkları yavrular var gençler. Bunlara orada hangi dini eğitimi veriyorlar biliyorsunuz değil mi? Zerdüştlük. Zerdüştlük eğitimini veriyorlar. Nerede? Dağlarda veriyorlar. Bunların zaten dağdakilerin İslam'la alakası yok. Benim Kürt kardeşlerimin bunu bilmesi lazım. Ateizm, Marksizm, bunların çıkış yolu. Böyle bir noktanın içindeler. Ve inanıyorum ki ülkemde benim dindar Kürt kardeşlerim bu oyunu bozacak. Bu oyunu bozacak. Çünkü biz Diyaneti kaldıracağız diyor. Diyanet İşleri Başkanlığından ben bir tane Kürtçe mealli Kur'an-ı Kerim aldırttım. Meydanlarda onu gösterdim. Diyor ki bundan diyorlar bir tane yaptırdılar. Kim diyor bunu? Eş başkanı. Bir tane yaptı. Bunun istismarını yapıyor. Ve hemen ertesi gün Diyanet İşleri Başkanlığı depoları gösterdi. 10 bin Kürtçe mealli Kur'an-ı Kerim bastırmışlardı.
Ve bunu Güneydoğu Anadolu'ya, Doğu Anadolu'ya gönderdiler. Ve bununla da kalmadılar. Baktılar ki Diyanet İşleri Başkanı bunu yaptı. Sen mi bunu yaparsın? Hemen arkasından bindirdiler. Diyanet İşleri Başkanı 1 trilyonluk Mercedes'e biniyor. Yani yeni parayla 1 milyon. Biz bu Mercedes'i yoksullar için, ekonomi için kaynak olarak kullanacağız. Soruşturdum. Dedim ya bir sorun bakalım Diyanet İşleri Başkanlığımıza kaç para? Dediler ki 320 bin, 330 bin lira. Böyle bir Mercedes. Değerli kardeşlerim, o ara biz bir yurt dışı seyahat yaptık. Diyanet İşleri Başkanımızla beraberdi, konuştuk. Kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanlığı makamına 320 bin liralık Mercedes'i layık görmeyenlerin, affedersiniz, çocuklarının altında yarış arabaları var. Kendileri Mercedes'e biniyor, kendileri Audi'ye biniyor, bunlara biniyorlar. Yahu Diyanet İşleri Başkanımız bizim, bu coğrafyanın aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanı'dır. Bu makama her şey layık. Bakın şu anda Vatikan, Papa, Alitalia hava yollarının tahsis ettiği uçakla seyahat eder. Tarifeli uçakla değil. Bizim Diyanet İşleri Başkanımız niye buna layık olmasın? Ben de kullandığım zırhlı Mercedeslerden bir tanesini Diyanet İşleri Başkanımıza tahsis ettim. Aynı zamanda uçak havuzumuzdan da Başbakanımızla da bunu görüşeceğiz. Bir tane herhangi bir yurt dışı seyahat yapacağı zaman Diyanet İşleri Başkanımız da o uçaklarımızdan istifade edebilecek. Çünkü bizim dinimizin şu anda temsil makamında bulunan bir zata kalkıp da bu tür eleştiriler yapılmaz. İşte MHP'nin başındaki zat Bahçeli. Ne diyor? Ya istifa et, ya o Mercedes'i iade et. Neden beyefendinin eseri antika, eski araçlar kullanılmış? İnanın şu anda o araçları bu fiyata alamazsın. Ve sanki mensuplarının arasında Mercedes binen hiç yok. Ya böyle şeylerle uğraşılır mı? Bunlar eski Türkiye'nin siyaset anlayışıdır. Artık biz eski Türkiye'de yaşamıyoruz. Yeni Türkiye'de durum farklı. Ama bunlar bunu henüz anlamış değiller. Fakat anlayacaklar. Kalktılar ne diyorlar? İmam Hatip okullarının orta kısmını kapatacağız. Kim diyor? Kılıçdaroğlu. Kayseri'ye gidiyor bu sefer diyor ki ben böyle bir şey söylemedim. Ya seçim beyannamende var. 1+8+4 ne demek bu? Orta kısmın kapatılması demek. Müslüman bir sokulduğu delikten bir daha sokulmaz. Sen bu oyunu kime oynuyorsun? Ben İmam Hatip mezunuyum. Benim 4 tane çocuğumun 4'ü de İmam Hatip mezunu. 2'si kız 2'si oğlan. 4'ü de oradan mezun. Ben memnunum. Hamdolsun. Ama ne yaptılar? Orta kısmı kapattılar. Ne oldu? 600 binden öğrenci sayısı 60 bine düştü. Ve bu dönemde biz hamdolsun yeniden orta kısımları açtık. Katsayı vardı kaldırdık. Ve şimdi öğrenci sayısı nereye çıktı? 1 milyona çıktı. İşte bunları rahatsız eden bu. Bunları rahatsız eden bu. Şimdi her üniversiteye girebiliyor musunuz? Başörtü sorunu var mı? İşte Danıştay yeni bir karar daha aldı. Ne dedi? Düz liselerde de başörtü örtülebilir. Bakın bugün HSYK'nın bir haberini okudum. Ne dedi HSYK? Artık yargıda da başörtü kullanılmasına mani bir hal yoktur. Değerli kardeşlerim, Türkiye değişiyor, dönüşüyor, hak yerini buluyor. Daha dün sırf Kürtçe türkü okuyacağım dediği için Ahmet Kaya'yı linçe tabi tutanlar bugün birdenbire eş başkan sevdalısı oldular.
Bakınız Avrupa Parlamentosu'nda Ermeni iddialarına destek için bir saygı duruşu yapılıyor. CHP ve HDP'li milletvekilleri orada ayağa kalkıp buna destek veriyor. Ermeni iddialarına destek vermek, benim Iğdır'daki Kürt kardeşlerime de, Azeri kardeşlerime de en büyük hakarettir. Bunların arasında durumu en vahim olan Milliyetçi Parti iddiasındaki konum. Hatırlarsanız iç güvenlik paketinin görüşmeleri sırasında bölücü örgütün partisiyle bu parti yanlarına ana muhalefeti de alarak meclisi eylem alanına çevirmişlerdi. Vandalların, esnafın dükkanını yakıp yıkanlar sokak eşkıyalarının haklarını savunmak için her türlü yola başvurdular. O zamanki yol arkadaşlıklarını maşallah bayağı ilerlettiler. Şimdi var güçleriyle bölücü örgütün partisinin barajı aşması için çaba sarf ediyorlar. Neymiş? Bu parti barajı geçemezse erken seçim olurmuş, kaos çıkarmış. Ya sen zaten bu millet 5 yıllığına sana iktidar görevi verdiğinde ne yaptın? 3,5 yıl kaldın, bırakıp gittin ya. Kendin gittin. 5 yıl yönetemedin. Değerli kardeşlerim, bu MHP değil mi? Bizi IMF'e borçlu kılan o iktidarın ortağı. 23,5 milyar dolar borçla bize devrettiler hükümeti. Biz kimden aldık? MHP'den aldık. DSP'den aldık, ANAP'tan aldık. Öyle mi? Peki IMF'ye bu borçları kim ödedi? Biz ödedik. Merkez Bankası bizim milli bankamız değil mi? Ne kadar vardı kasada biliyor musunuz? 27,5 milyar dolar. Biz bunu 122 milyar dolara çıkardık. Milliyetçilik bu. Bitmedi. Dış borç neydi biliyor musunuz? Milli gelire oranla %73-74. Ama şimdi hamdolsun %30'a kadar geriledi. Buyuz biz. Bitmedi. 25 tane banka hangi dönemde iflas etti? Ey Bahçeli, senin döneminde. Senin iş başında olduğun dönemde. Ve bunun bu ülkeye maliyeti 50 milyar doları buldu. Şimdi yine sesleniyorum hepsine. Tüm muhalefete. Masamın üzerine şu fatura geldi. Memurdan, işçiden zorunlu tasarruf altında kesilen para neydi biliyor musunuz değerli kardeşlerim? 15 katrilyon. Key dediler. Konut edindirme yardımı. Onun altında da kesilen neydi biliyor musunuz? 3,5 katrilyon. Ne yaptı? 18,5 katrilyon. Yani 18,5 milyar bugünün rakamıyla. Bu borçları biz ödedik. Biz. Ve hala kalkmışlar. Birisi diyor memura ben şunu vereceğim. Öbürü diyor ben bunu vereceğim. Ben de diyorum ki var mı artıran? Ya dürüst olun be. Dürüst olun. Siz maaş ödeyemediniz maaş. Ne CHP ödeyebildi o zaman CHP'ydi adı. Sonra yavrusu DSP, MHP, işbirliği yaptınız. Ya siz maaş ödeyemiyordunuz. Gittiniz zorunlu tasarrufla memurun maaşını kestiniz. İşçiden kestiniz. Ve ondan sonra da ortada bıraktınız. Biz geldik, biz ödedik. Elhamdülillah. Kardeşlerim, bununla da kalmadık. Devletin enflasyon olarak neydi durumu biz geldiğimizde? 2002'nin sonunu söylüyorum. %30. Şimdi tek haneli rakam. Devletin borçlanma faizi %63'tü. Şimdi hamdolsun tek haneli rakam. Ziraat Bankası'nın kredi faizi neydi biliyor musunuz? Çiftçi kardeşime %59. Şimdi 0 ile 8 arasında. Esnafa Halk Bankası'nın verdiği kredi faizi neydi? Değerli kardeşlerim %47. Şimdi aynı şekilde o da 0 ile 5, 6, 7 bu arada dolaşıyor.
Gençler, kardeşlerim, ben MHP'ye gönül veren kardeşlerime de sesleniyorum. CHP'ye gönül veren kardeşlerime de sesleniyorum. HDP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Özellikle Kürt kardeşlerime sesleniyorum. 7 Mart bu ülkenin miladı olacaktır. Ben bir cumhurbaşkanı olarak milletin tarafındayım. Partilere eşit mesafedeyim. Ama milletin tarafında olmak benim görevimdir. Millet bana bu görevi bunun için verdi. Doğruyu söylemek zorundayım. Eğer söylemezsem bu ülkedeki sorumluluktan kurtulmamız mümkün değil. Değerli kardeşlerim, biz hayatımız boyunca hep yaşatmak için siyaset yaptık. 1994 yılında İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı oldum. Adeta nefes borusu tıkanmış olan İstanbul'a hayat vermek için çalıştık. 2003 yılında başbakan olduk. Her alanda Türkiye'ye hayat vermek için çalıştık. Ülkemizi büyüterek 12 yılda daha önceki 79 yılda yapılanlardan kat be kat fazlasıyla hizmet verdik. Kardeşlerim, 230 milyar dolardan aldık milli geliri, 800 milyar dolara çıkardık. Eğitimi büyüttük. 346 bin derslik vardı Türkiye'de. Buna biz 234 bin derslik ilave ettik. Ve bunun 1110 tanesini de Iğdır'a yaptık. Üniversiteleri büyüttük. 76 üniversitemiz vardı, şimdi 193 üniversitemiz var. Iğdır'a üniversiteyi kim yaptı? Ya Iğdır üniversite hakkına sahip değil miydi? Ama biz getirdik. Niye? Iğdır'ın genci yavrusu okumak için Ankara'ya gidemeyebilir, İstanbul'a gidebilir, gidemeyebilir. Ayağına üniversiteyi getirelim istedik. Kardeşlerim, işte havalimanı. Havalimanından şehir yolu. Buraları kim yaptı? Bizzat geldim, açılışını da yaptım. Yahu Iğdırlı havalimanına layık değil miydi? Acaba bizden öncekiler niye yapmadı bunu? Bunu da geç. Cumhuriyet tarihinde 79 senede Türkiye'de yapılan yol 6100 kilometre. Biz ise 12 senede 17600 kilometre bölünmüş yol yaptık. Kardeşlerim, Iğdır'da doğru dürüst bölünmüş yol yoktu ya. Biz Iğdır'a geldikten sonra buraya da 172 kilometre bölünmüş yol yaptık. Hastaneleri büyüttük. Kardeşlerim, 1078 tane sağlık kurumu devralmıştık. Bunu 2500'e çıkardık. Yani buna 2500 daha ilave ettik. Ve biz şu anda vatandaşımıza hamdolsun istediğin hastaneye gidebilirsin diyebiliyoruz. İstediğin eczaneden ilacını alabilirsin diyebiliyoruz. Bu imkanlar var mıydı? Yoktu. Diğer sağlık tesislerinin yanı sıra biz Iğdır'a bir 150, bir de 250 yataklı hastaneyi de kazandırdık mı? Kardeşlerim, toplam havalimanı sayısı Türkiye'de 26 idi. 29 tane daha ilave ettik, 55 oldu. Bakın nasıl çalışıyoruz. Barajlarımızı büyüttük. Devam ediyoruz. 79 yılda 195 baraj vardı. 12 yılda biz buna 279 baraj daha ilave ettik. Iğdır'da içme suyu ve sulama için Ünlendi Barajı'nı inşa ediyoruz. Biliyorsunuz. Toplu konutları büyüttük. 43 bin toplu konutun üzerine 657 bin konut ilave ettik. Iğdır'a da 698 konutun inşasını bitirdik. Biz buyuz. Laf değil, iş iş. Mesele bu. Her alanda Türkiye'yi ve Iğdır'ı büyütmenin mücadelesini verdik. Ekonomiyi, altyapıyı büyütürken demokrasiyi de güçlendirdik. Bu ülkede çözüm sürecini başlatan biz. Demokratik açılım dedik. İkinci etabında milli birlik ve kardeşlik dedik. Ondan sonra çözüm süreci. Bu süreci ne bölücü örgüte rağmen
ne başkalarına rağmen değil. Sadece milletimiz istediği için başlattık. Çözüm sürecine Diyarbakır'daki kardeşim ne kadar sahip çıktıysa Trabzon'daki, Konya'daki kardeşim de o kadar sahip çıktı. Açık söylüyorum. Çözüm süreci bölücü örgüte ve onun güdümündeki partiye rağmen bugünlere geldi. Düşünün ya, Van'da billboardlara kan akan musluklar koymuşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Ama bunlar da var. Fakat şunu bilmeleri lazım. Zulm ile abad olunmaz. Ne yaparlarsa yapsınlar. Eninde sonunda sandık muzaffer çıkacaktır. İşte bölücü örgüt Şırnak'ta, Hakkari'de vatandaşlarımızı öldürdü. Bölgede iktidardaki partisinin seçim bürolarına, araçlarına, adaylarına, vatandaşlarımızın iş yerlerine, evlerine binlerce saldırı oldu. Bu eş başkanların çıkıp da bir tanesini kınadığını duydunuz mu? Gücünü oradan alıyor. Tam tersine her fırsatta milleti kaosla, savaşla, kanla tehdit ediyorlar. Yaptıkları bu. Kardeşlerim, biz Boraltan Köprüsü'nü iyi biliriz. Sizler de biliyor musunuz? Aras Nehri'nin üzerindeki Boraltan Köprüsü'nde Sovyet askerlerine teslim edilen soydaşlarımız hemen oracıkta kurşuna dizilmişlerdi. Biz asla bu millete Boraltan utancı yaşatmadık, yaşatmayacağız. Ama biz Suriye'deki, Irak'taki çatışmalardan kaçıp gelen insanlara kapılarımızı açarken, onlarla ekmeğimizi bölüşürken, bunlar sadece istismar peşinde koştu. Kobani'de biz peşmergeyi topraklarımızdan geçirip yardıma gönderirken, Kobani'deki tüm Kürt vatandaşları oradan ülkemize davet edip ülkemizde ağırlarken, maalesef bölücü terör örgütünün güdümündeki parti Türkiye'yi burada suçlama yoluna gitti. Tehdit etme yoluna gittiler. Biz Iğdır'a, Ağrı'ya, Şırnak'a, Hakkari'ye havalimanı yaparken, yol yaparken, hizmet götürürken onlar müteahhitleri tehdit ettiler. İş makinalarını yakıp yıktılar. İşçileri kaçırdılar. Ve hep süreç maalesef gecikmeli olarak devam etti. Bunların ayıp ediyorsunuz dediğini duydunuz mu? Ne yapıyorsunuz ya dediklerini duydunuz mu? Evlatları daha kaçırılmış, anaları Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin önünde nasıl taciz ettiklerini duydunuz değil mi? Onları itfaiyenin ara sözleriyle nasıl oralardan kovaladıklarını duydunuz değil mi? Mesele bu. Şimdi ben burada Iğdırlı kardeşlerime sesleniyorum. Diyorum ki kardeşlerim, burada bugün şu Rabia'mıza aykıralım. Rabia'mızı biliyoruz değil mi? Arkalar duymuyor galiba. Biliyoruz. Tek millet. Tek milletin içinde ne var? Türk'ü var, Kürt'ü var, Laz'ı var, Çerkez'i var, Gürcü'sü var, Abaza'sı var, Roman'ı var, Boşnağı var, Arnavut'u var, hepsi tek millet. İki, tek bayrak. Şehidimizin kanıdır bayrağımızın rengi. Hilal bağımsızlığımızın ifadesidir. Yıldız şehidimizin ifadesidir. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Üç, değerli kardeşlerim, tek vatan. 780 bin kilometre kareyle tek vatan. Vatanımızda operasyon düşünenler avucunu yalarlar. Karşılarında bizi bulurlar. Ordumuzu bulurlar. Güvenlik güçlerimizi bulurlar. Hepsinden de öte milletimizi bulurlar. Bunu iyi bilsinler. Asla burada bir taviz olamaz. Gereği neyse bu yapılır. Iğdır oynanan oyunu görüyor değil mi? Iğdır tercihini yeni Türkiye'den yana kullanıyor değil mi?
Iğdır birliğin, beraberliğin, kardeşliğin yanında yer alıyor değil mi? Iğdır Rabia'ya sahip çıkıyor değil mi? Maşallah. Öyleyse bu yola azimle, kararlılıkla devam edeceğiz. Dördüncüsü tek devlet. Tek devlet. Devlet içinde devlet. Paralel devlet. Paralel yapı. Çıkmış böyle bir şey yapıyor. Devlet içinde devlet kabul edilebilir mi? Böyle bir şeye müsaade edilebilir mi? Bunlar ağzının payını alacaktır. Ve devletin kurumları içerisinde de şu anda zaten kimisi kaçıyor gidiyor, kimisi cezaevlerinde tutuklu, kimisi mahkemeleri devam ediyor vesaire. Çok çile çektirdiler. Bedelini de tabii ki ödeyecekler. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Şu anda çıkıyor. Değerli kardeşlerim, Türkiye'mizin 80 vilayeti gibi Iğdır'a hiçbir zaman ideolojik gözlükle bakmadık. Iğdır huzurlu olmadan Türkiye'nin huzurlu olmayacağını biliyoruz. Iğdır müreffeh hale gelmeden Türkiye'nin refah içinde olmayacağını biliyoruz. Fakat ben tabii sadece bir şey söylüyorum. Kardeşlerim, siz hizmete mi oy vereceksiniz yoksa ideolojik gözlüklerle mi bakacaksınız? Bu çok önemli. Bunun için Iğdır'ın da çaba göstermesi lazım. Bereketli Iğdır Ovası gibi, yanı başımızda yükselen Ağrı Dağı gibi bir imkanı olan bu şehrin sıkıntı içinde, sancı içinde yaşamasını kabul edemeyiz. Kardeşlerim, ırkçılık bizim dinimizde yoktur. Asla böyle bir şey yoktur. Allah bizleri farklı kabileler halinde yaratmıştır. Ama birbirimizle iyi tanışalım, anlaşalım diye. Ne Türk'ün araba, ne Arap'ın Türk'e. Veya ne siyahın beyaza, ne beyazın siyaha üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak Allah'a yakınlık ile, takva iledir. Ona bakacağız. Ve bunun için de çalışacağız. Dindar kardeşlerim, özellikle benim dindar Kürt kardeşlerim bu inceliği iyi bilmesi lazım. Azeri kardeşlerim iyi bilmesi lazım. Ve buna göre de değerlendirmesini yapması lazım. Nereye gidiyoruz? Hangi istikamete gidiyoruz? Biz siyasi Kürtçü mü olacağız? Siyasi Türkçü mü olacağız? Bunların hepsi bir tarafa. Üç ülkeye sınırı olan Iğdır'ın ticarette, turizmde, ulaşımda, kültürde, sanatta, her alanda değil Türkiye, dünya çapında bir marka haline gelmesi gerekiyor. İşte onun için Iğdır Havalimanı dolup taşması lazım. Şehrin her köşesine 5 yıldızlı otellerin yükselmesi, bunların dolup taşması lazım. Bu potansiyel Iğdır'da var. Bu potansiyeli harekete geçirecek olan sizlersiniz. Gelin Türkiye'ye hep birlikte omuz verelim. Destek verelim. Iğdır'ı hak ettiği yere ulaştıralım. Iğdır istismar siyaseti yerine hizmet siyasetini tercih etmelidir. Bu konuda ben size güveniyorum. Sizlere inanıyorum. Ve onun için de diyorum ki Ağrı Dağı'nın eteğinde güvercin olup dolaşacağımız günlerin yakın olduğuna inanıyorum. Yeni Türkiye yolunda önemli bir dönüm noktası olan 7 Haziran hayırlı olsun diyorum. Yeni anayasa için, başkanlık sistemi için vereceğiniz desteğe teşekkür ediyorum. Coşkunuz, sevginiz, Kadir şinaslığınız için teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle ellerinizi bir kaldırın bakalım. Güçlü seslenelim. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor.
bana her şey Iğdır'ı hatırlatıyor. Günümüz kutlu olsun. 7 Haziran ülkemiz, Iğdır'ımız için hayırlara vesile olsun diyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer hanımefendi, sayın milletvekilimizi ve sayın valimizi sahneye davet ediyoruz.